Hadi gelin biraz hücrenin yapısından bahsedelim. Hücrenin elementlerini anlatan pek çok video yaptım bugüne kadar. Ama bu tüm hücrenin işleyişini anlatan ilk videom olacak. Yani burada olaya biraz genel bakacağız. Başlangıç olarak hücre zarını çizelim. Çizimim çok iyi değildir baştan söyleyeyim. Hücre zarı hücreyi dış ortamdan ayıran şeydir. Bir açıdan hücreyi tanımlar. Bu küçük bölmeyi ayırır. Hücre sözcüğü de zaten buradan gelir. Yazalım hemen. Hücre zarı. Hücre zarı. Tüm hücrelerin bir zarı vardır. Daha sonra transkripsiyondan, translasyondan bahsedeceğim. Ama öncelikle canlı bir organizmanın en önemli unsurundan bahsetmeliyim. Nedir o da DNA. Değil mi? Çoğu hücrede DNA vardır. DNA'nın canlı bir organizmayı nasıl tanımladığını şimdi anlatmayacağım. Bunu DNA videosunda ayrıntılarıyla anlattım. Şimdi canlı bir hücrenin anatomisini inceleyeceğiz. Bunun için de farklı parçaların işlevlerini anlamamız gerekiyor. İşte bakın bu DNA. Kendi sarmal biçimiyle buraya çizelim evet. Organizmaların bazılarında burada biraz protein de bulunur. Ökaryot hücreyi ele alacağız. Ökaryot ve prokaryot hücreler arasındaki farktan bahsedeceğiz. Çizmiş olduğum bu zar ve DNA bitkilerde, hayvanlarda, tüm canlılarda aynı biçimdedir. Çok detaylı çizmedim. Hücre zarı ve DNA var. Canlılar arasındaki en büyük ayrım en azından Bizim bakış açımızdan bu böyle. Bazı hücrelerde DNA'nın çevresinde bir zar olmasıdır. Bu zar DNA sarmalını hücrenin geri kalanından ayırır. Tamam mı? Buna çekirdek denir. Çekirdek. Yazalım. Çekirdek. Hücreleri sınıflandırmak için en temel fark budur. Çünkü bazı hücrelerde çekirdek vardır, bazılarında yoktur. Çekirdeği olan hücrelere ne deriz? ökaryot hücre. Ökaryot hücre denir. Yazalım. Ökaryot hücre. Buraya çekirdek zarı çizdiğime göre bu bir ökaryot hücre. Çekirdeği olmayan değil de çekirdeği bir zar ile ayrılmamış hücrelere de ne deriz? Onlara da prokaryot hücre denir. Yani onların da çekirdeği vardır ama çekirdeği bir zarla ayrılmamıştır. Bakın bu ince bir fark. Prokaryot hücreye örnek olarak bakteriler ve arkeler ya da arkeya da denebilir, arkeler verilebilir. Hakkında çok az şey bildiğimiz arkeler gerçekten çok ilginç. Önceleri bir çeşit bakteri oldukları düşünülmüş bunların ama şimdi tamamen farklı bir grup olduklarını biliyoruz. Çok sınırlı alt gruplarını inceleyebilmiş olmamıza rağmen arkeler gerçekten çok şaşırtıcı bir grup oluşturur. Evrim açısından bakarsak aslında bu ayrımı yapılmaması gerek. Aslında ayrım ökaryotlarla bakteriler ve arkeler arasında olmalı. Yani buraya çizelim ökaryot, bakteri, arke 3 tip var. Gerçekte 3 grup olduklarından ökaryot prokaryot ayrımı aslında pek de doğru değil. Neyse başka videolarda bu konuyu yine ele alacağım. Şimdilik biz konumuza dönelim. Şunu hatırlayalım sadece. Ökaryot hücrelerin çekirdeği vardır. Bakteriler ve arkelerin çekirdeği yoktur. Tamam mı? Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Ökaryot hücreler daha karmaşık, daha büyük olduğundan onlara biraz odaklanacağım. Bitkilerin, hayvanların yani insanların aynı zamanda çünkü biz de biyolojik olarak hayvanlar kategorisindeyiz. Yani en azından ben öyleyim. Ve mantarların ökaryot hücreleri vardır. Hangilerinin varmış? Bitkilerin, hayvanların, mantarların. Ökaryot hücreli başka gruplar da vardır. Ancak bunlar günlük yaşamda en sık karşılaştıklarımız. O yüzden bu üçünden bahsettim. Şimdi hücrenin anatomisine geri dönelim. DNA'mız olduğunu, bunun da mRNA tarafından transkribe edildiğini, yani yazıldığını biliyoruz. mRNA çekirdekten çıkar, translasyon yöntemiyle protein ve ribozomlara taşınır. Ribozomlar hücrenin her yerinde bulunan küçük yapılardır. Hücre zarı içindeki tüm yapılarla birleşebilirler. Buraya yazalım hemen. Ribozom. Ribozom. Hücre zarından çıkan mRNA, transkripsiyon, translasyon, protein sentezi gibi terimler size anlaşılmaz geliyorsa bu konuları işleyen ayrıntılı videolarım da var. Onlara bakabilirsiniz. Oralarda daha ayrıntılı anlatımlar bulabilirsiniz. Ama bu videoda ben genel olarak anlatıyorum. Ribozomlar mRNA yoluyla çekirdekteki DNA'dan gelen amino asit dizisi şifresini sentezler ve proteine çevirir. Yani ribozom bilgiyi hücrenin her yerinde kullanılabilecek proteine çevirir. Ribozomlar proteinden yani aslında RNA'dan oluşur. Peki ribozom nerede üretiliyor? Aklımıza bu soru geliyor. Bazıları diğer ribozomlar tarafından üretilmiş proteinlerdir. Bazıları da, burada göreceğiniz gibi büyük kitlelerdir. Bunlarda da protein bulunur. Çok da gerçekçi bir çizim olmadı. Proteine bağlı olarak bulunan RNA'lar bulunur. Burada RNA DNA'dan geldiği zamanki gibi şifre taşıma amaçlı değildir. Ribozomun içinde ribozomal RNA yapının bir parçası olarak kullanılır. Yani ribozomun işlevsel olmasını sağlayan yine ribozomdur. Tüm bunlar çekirdeğin çekirdekçik adı verilen bir parçasında üretilir. Yazalım buraya. Çekirdekçik. Çekirdekçik. Bu ayrı bir organel değildir. Çekirdeğin bir parçasıdır ama mikroskopta görülebilir. Çekirdeğin içinde bir yumak olarak duruyor. Önceleri çekirdeğin merkezi olduğu düşünülmüş. Ancak bunlar yalnızca yoğun ipliksi DNA ve RNA'lardır. Ribozomu üreten ribozomal RNA'nın üretildiği yerdir. Ancak öylesine yoğundur ki mikroskopta bile görülebilir. Bu yüzden ona farklı bir isim verme ihtiyacı hissedilmiştir. Hücre zarı yoktur. Organel içinde organel de değildir. Sadece yoğun protein ve ribozomal RNA demetleridir.